Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programındasın. Ben Abdullah Edik. Bugün konuğum Mesut Tufan ile birlikte ee, geçtiğimiz dönemde indecilerle izleyicilerle buluşan Gök Nedaları başlıklı belgesel filmi ve ardından e, yine geçtiğimiz aylarda okuyucuyla buluşan İstanbul'da çok dilli kitabeler kitapları üzerine konuşacağım. Mesut Bey çok önemli bir fotoğrafçı, gazeteci, belgeselci, yazar, araştırmacı bütün bu kimliklerin bu çalışmalara etkileri, katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunacağım. Hoş geldiniz Mekut Bey. Hoş bulduk merhabalar. Ee, ben ilk olarak aslında biraz e, tabii ki hem programımızın içeriğinde İstanbul ayrı bir yerde duruyor. Hem de da ve çalışmalarında da İstanbul'un ayrı bir değeri, ayrı bir yeri var. Dolayısıyla bu noktadan bir giriş yapmak istiyorum. İstanbul'u sizin bütün bu çalışmalarında bir merkez noktasına haline getiren, Neredeyse hayatınızın en önemli yıllarını bu konuya vakfeden bu heyecan, bu merak tam olarak nereden geliyor? Buradan bir giriş yapalım isterseniz. Tabii. Belki çocukluktan beri bütün büyüdüğüm semt olan lise sonuna kadar kaldığım Beyoğlu, Pera ve... Ee, ...aşağı yukarı her gün gündüzde okuduğum için e, Galatasaray Lisesi'nde öğrenciydim. Devamlı e, her gün İstiklal Caddesi'ni en az iki kere aşağı yukarı gidip gelme... ...ve işte e, bir aidiyet hissetme yani o e, mimari ve şehir e, yapısına. Onun bir şeyi var... Bir de tabii o zaman farkında olmayıp sonradan farkına vardığımız yaş itibariyle belli bitmekte olan devirlerin sonlarını yakalamış bulundum tabii ki. Yani çocukluğumdaki ilkokula başladığım 59'daki Beyoğlu, 63'lerde ortaokul liseye başladığım Beyoğlu, ben daha lise öğrencisiyken Büyük bir değişme e, sahne oldu e, yaşayan insanların göçleri gitmek zorunda kalmaları dolayısıyla ve o değişimin içinde onu yaşayarak gördük. E, eskisini de e, daha önce biliyorduk komşularımızdan apartman mahalle yapısından her şeyden. Bu tabii... E, Ondan sonra uzun süre üniversite eğitimini falan Fransa'da yaptım yaşadığım için o hafızalar devamlı Türkiye'ye gittim geldim tabii ama sürekli olarak yaşadığım için eski hafızalar canlı kaldı. Yani geldiğim zaman 50 sene evvel hangi binanın yerinde ne vardı hangi dükkanın ne vardı onları çok iyi hatırlıyordum. Ve ülkemizdeki son derece zayıf olan toplumsal hafızanın, kamusal hafızanın eksikliği ne biraz giderme ve bu şehre olan, bu şehrin kültür varlıklarına olan belli bir şükran borcunu ifade etmek ve hiç olmazsa bazı şeyler yok olmadan tamamen kayda geçsin, bir izi kalsın amacıyla ee, beraber kitabı yaptığımız Emre de benim yine aynı Galatasaray Lisesi'nden daha küçük ikinci kuşak ve önden sonraki kuşaktan e, genç bir arkadaşımız. Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörüdür kendisi. Fakat özel ilgi alanı yine o da e, Beyoğlu İstanbul çocuğu olduğu için e, çok yakın e, şeylerimiz var, e, hassasiyetlerimiz var. Ve çok severek e, büyük bir keyifle bu çalışmaya birlikte yaptık daha önce de yine İstanbul'un gizlisi saklısı Türkçe adıyla yayınlanan bir Fransız yayın evinin beş dilde hazırladığı yine İstanbul'un bilinmeyen yerleriyle ilgili bir kitabın fotoğraflarını o zaman sadece ben yapmıştım. bütün bunlar işte bu kitap konusu da bir başlık olarak teklif edilip aslında Fransız editörün önem vermediği bir bölümde onu aslında böyle daha değerli bir şekilde daha geniş olarak ele alma fırsatını vermiş oldu. Yani kitabın kısa hikayesi böyle. Benim açımdan biraz işte toplumsal amnezya antolojisi gibi biraz yani hatırlatma açısından. Örneğin mesela e, bina üstündeki yazıların yanı sıra bir sürü e, gayrimenkul mezarlıkları da var. O mezarlıklar da aynı bize e, bana e, Fransızların bir atasözü vardır. E, onu çok hatırlatır mahiyette doğrular mahiyette. Mezarlıklar asla yerleri doldurulamayacak insanlarla doludur diye gerçekten de bir dönemin ne kadar önemli kişiliklerinin bugün kimsenin hatırlamadığı kişilikler olarak orada görüyoruz. Ne yazık ki bunlardan sadece Şişli Rum Mezarlığı Avrupa Birliği tarafından kültür hazinesi olarak korunma şeyi almış ve müze statüsüne açık ama müze statüsüne kavuşmuş. Keşke öbürleri de aynı şeyi kazanır diye umuyoruz. Çünkü yine e, Protestan mezarlığı da aynı zenginlikte Katolik Latin mezarlığı Pangaltı'da öyle Ermeni e, yine Şişli Mecidiyeköy Şişli Ermeni Katolik ve e, Apostolik e, mezarlıklar e, hemen Rum mezarlığının arkasındaki e, İtalyan Yahudi mezarlığı da mesela İtalyan Yahudi mezar bunların hepsi aslında Taksim'deki büyük mezarlıkların şehrin imara başlamasından sonra Abdülaziz döneminde taşınmaya başlamaları şehir dışına o zaman. Ee, mesela İtalyan e, Yahudi mezarlığında son derece dikkat çeken, içeri girdiğiniz zaman ancak görebileceğiniz İbranice ve İtalyanca e, Abdülaziz'e bir teşekkür plaketi var. Devasa yani koca bir arma halinde gibi e, kısaca böyle e, e, ifade edebilirim. Aslında zaten çok önemli noktalara vurgu yapsanız bunlar hem o İstanbul'un e, kültürel geçmişine yönelik şeylerdi. Hem de sizin biraz kendi kişiler hayat hikayenizde İstanbul'un hangi noktalarda kesiştiğine dairdi. Şimdi ben e, biraz da şuradan bahsetmek istiyorum. Çünkü kitabın e, bence ortaya koyduğu en önemli metinlerden biri de şu ki imparatorluktan Cumhuriyete geçişte birçok şey tahrip oldu, edildi. Birçok şey ortadan kayboldu. Bu... Tabi bazıları maddi doğal nedenlerden bazıları başka nebeplerden dolayı. Bu çalışmanın ortaya koyduğu en önemli katmanlardan birisi ise bugün artık elde ne kaldıysa onları artık arşivlemek. Onları artık kalıcı bir hale getirmek ve onları derleyerek aslında ortaya bir bakış açısı sunmak. Burada herkes, yani bu kitaba bakan herkes görecektir ki buradaki dillerin her biri aslında imparatorluğun ne derece zengin bir kültürel haritaca sahip olduğunu ortaya koyan şeylerden biri. Sırpça da var, Bulgarca da var, Türkçe de var, Ermeni harfi Türkçe de var, Grek harfleriyle yazılmış Türkçe de var, Bulgarca, Arnavutça, Rusça, Fransızca, Dolayısıyla biz bütün bir imparatorluk dillerini sadece bu kitaplar üzerinden görmemiz mümkün. Daha önce bahsetmiştik, Notre Dame'deki bir sergide ben özellikle bunun Fransızca-Türkçe karşılaştırmalı bir örneğini görmüştüm. Ancak bu kitapla beraber bir büyük, irili ufaklı birçok dil üzerinden örneklerini görmemiz mümkün. Bu İstanbul'un çok dilli yapısı, imparatorluktan cumhuriyete geçişte bir de neler anlatıyor? Bugün biz bu kitabilere baktığımızda imparatorluk dillerine dair neler söyleyebiliriz? Şöyle bir şey var bir de tabii hemen onu baştan belirtmek lazım. İstanbul gibi, İzmir gibi veya Doğu Akdeniz'in Lovan bölgesindeki şehirlerin tarihsel önemleri, büyük ticaret ve kültür merkezleri olmaların Ardında o şehirlerin kozmopolit yapıları yatıyor. Yani çok kültürlü, çok dilli, çok e, e, kökenli olmaları. O zaman daha millet, milliyet kavramı e, belirgin değil. E, millet dediğimiz zaman Osmanlı'da daha çok dini gruplar e, temsil ediliyor. O e, Daha çok anlaşılıyor. O, e, mimarinin dışında da mesela e, kitapta yer kalmadığı için onlara fazla örnek veremedik. Fakat mesela baktığımız zaman eski fotoğraflara başı veya 19. yüzyıl sonu fotoğraflarına e, reklam panolarında da aynı şeyi görüyoruz. Zaten mimari olarak binal cephesine kalan bazı binalardaki 2-3 e, reklam çok dilli reklam e, şeyleri e, panoları var kitapta. Bir de tabii Fransızcanın öne çıkması fazlalıkla o zamanki çok uzun süre şartta lingua franca olarak yani birinci uluslararası yabancı değil Fransızca diplomasi dili de ticaret dili de daha sonra bu değişecek yavaş yavaş İngilizce Fransızca'nın yerini alacak ve e, onun ifadelerini görüyoruz. Yani bazı mimar levhalarında e, Rumca olarak yazmış altta aynı adı Fransız, e, Latin harfleriyle Fransızca olarak yazmış. Osmanlıca'daki metinlerde apartman isimlerinde meşrutiyet apartmanı veya bir şey dediği zaman o Osmanlı canın yanında e, Fransız e, imlasıyla e, Latin harflerle Fransızca okunuşuyla yazıldıklarını görüyoruz. Şeydeki mesela Teşviki'deki Hacı Bekir Apartmanı'nda mesela e, ilk aklıma gelen e, başka yüzlerce örneği var. Fakat tabi biraz e, binaların e, yani tarihsel e, olarak önem taşıyan e, işte Anıtlar Kurulu gibi kurumların falan çok geç oluşması daha önce büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Hiç e, şeysiz e, bir de bazılarında eski binaları restore etmek yıkıp yenisini yapmaktan daha masraflı diye ondan kaçınıldı. Fakat büyük bir mimari e, hazineyi böylece yok etmiş olduk. Bazılarında da e, özensiz eee kasti olduğunu İddia etmeyeceğim belki aralarında olabilir de böyle mimar levhaları içinde e, çoğu bir restorasyondan sonra kalkıyor e, ve yerine konulması unutuluyor veya e, kayboluyor. Öyle öyle de birkaç örnek var. Seneler evvel gördüm e, sonra şimdi restorasyon sonrası kaybolan izler var. Mesela en basiti Nişantaşı'nda e, Rumeli Caddesi'nde. Ee, bir gritleyen apartmanı vardı herhalde 1926'dan bile. Şimdi bir otel olarak e, restorasyondan sonra otele dönüştürülmüş fakat tam apartmanın girişindeki kapı üstündeki e, ismin yazılı olduğu yer e, bir şey gibi tente konmuş ve artık hiç görülmüyor. Allah'tan mesela eski fotoğrafı vardı ben de daha önce çıkmıştım Öylece kitapta yer alabildi. <gülüyor> Peki <gülüyor> Bir giriş yaptığını da hatta burada apartmanlardan, e, medarlıklara kadar birçok farklı yer var, mimari yeter var, e, fotoğrafladığınız birçok farklı nokta söz konusu. Bu noktada bilmeyel ki bu kitabe ifadetten ne anlamamız gerekiyor onu da tartışmaya geçebilirim. Bunlar reklam panoları da olabiliyor, apartmanın mimarının, adının yazdığı ufak bir e, ne diyelim, mermer belki kefif bir olabiliyor? imzası olabiliyor, şeyler olabiliyor. Apartmanın kendi adı veya han, hanlarda demesi Sirkeci, Aşır Efendi Caddesi'nde en yani çok bunlar e, çok yaygın orada hala çoğu kalmış vaziyette. E, başka ne oluyor? E, bir de mesela bazı kiliselerde restorasyonla ilgili veya okullarda e, Rum okullarında başka okullarda padişaha teşekkür e, ifadeleri var. Mesela bu Rumcu olarak mesela Abdülhamid'in adı geçiyor veya başka bir sultanın adı geçiyor. Ee, Balat'ta meşhur bildiğimiz Demir Kilisesi'nin karşısındaki papaz evinin üstünde Bulgarca e, koca bir yazı var. O da yani Abdülmecid'e teşekkür olduğunu fark ettik ondan sonra. Yani bu gibi bir sürü e, yazılar var. Tabii. En sonunda verdiğimiz en eski örneklerden bilinen belki de çok dilli kitabelerin en eski örneklerden biri dikili taş. Hem Mısır hieroglifleri var hem Latince ve Rum alfabesiyle diken imparatorun isimleri ve mimarın adı yazıldı. <laughs> Aynı şeyde hemen Abdülhamit'le ikinci Wilhelm'in işte Alman dostluk şeyi Alman çeşmesindeki Osmanlıca ve Almanca yazılar var. Hem Almanca ve işte oradaki Osmanlıca şiirin de mesela tercümesi kitapta yer alıyor. Hani bu gibi çok çeşitli şeyler var. Bir de tabii çok nadir görülmemiş e, bazı şeyler olarak da Dedi Kule ve şeyde e, Rumeli Hisarı'nın en üst e, burcunda e, bunlar daha çok e, yabancıların hapis e, edildikleri yerlerde onların duvar yazıları var kazarak şey yaptıkları. Yani orada da ilginç. Ee, bazı saatte ne kadar kaldıysa öğrenebildiği bozuk bir Osmanlıca ile de e, yazılar var. Onları da bulabiliyoruz. 7 e, Yedi Kule'dekilerin bir kısmı bayağı e, dışarıda olanlar e, silinmiş ama onların da daha önce ilk defa onun dikkati şey çekmiş Ernest Mambury e, Galatasaray Lisesi'nde Fransız hocası aynı zamanda İstanbul'un ve Ankara'nın bir dönem 30'larda en mükemmel rehberlerini ilk rehberlerini şehir rehberlerini yapan araştırmacı tarihçi arkeolog aynı zamanda onun yaptığı araştırmalardan o metinleri biraz toparladık. Zaten bu anlamda sizin de belirttiğiniz gibi kitabe çok genel bir ifade olmakla beraber içerisinde birçok farklı şey girebiliyor. Tabii. Ben Türk dili ve Edebiyatı mevzunun biri olarak zaten şeylere çok alışkınım açıkçası. Osmanlıca kitabeler. Bunlar çok yaygınlar. Bunların birçoğunun bugüne ulaşanı da mevcut. İşte medarlıklarda, onların da binalarda pek çok kayıt var. Ee, ancak e, bunun haricindeki diğer kitabeleri de kayda geçirmek, onların da bir tür e, arşivini tutmak e, çok önemli başlıklardan birisi. Bu noktada benim şu da ilgimi çeken konulardan birisi. Bu kitapta da zaten bunun ilgilerini sürdürmek mümkün. Burada e, kimi devlet dairesinde ama Büyük bir bölüm için simül mimaride örneklerini gördüğümüz Metinler söz konusu, medarlıklarda da var bunlar, okullarda da var, yetimhanelerde de var, apartmanlarda da var. Ancak bunların her birinin içeriği kendisine göre değişebiliyor. Kiminde eğer padişahın bir katkısı varsa tabii ki doğal olarak bir padişaha katkı, ona bir teşekkür ifadesi var. Belki sivil bir mimari örneği ise onu yaptıran kişiye yönelik bir ifade var. Onun ailesine belki geçmişine yönelik veya mimar eğer çok ünlü biriyse o mimara dair bir bilgilendirme, bir not var. Bu tür aslında örnekler bir de çok önemli şeyler de söyleyebiliyor. Devre dair, o binayı, o kitabeyi kaleme aldıranlara dair. Bugün önemli başlıklardan birisi. Peki bu noktada bu sivil mimari örneklerindeki kayıtları, kitabeleri devlet ne diyelim binalarındaki örneklerindekilerden Belirli noktalarda ayırmak mümkün mü bu kitabelerdeki bu tür genel özellikler genel e, ön plana çıkan noktalar var mıdır bu kitabelerde genel olarak tekrar eden unsurlar neler olabilir demin dediğimiz gibi yani mimar isimlerinin apartman isimlerinin şeylerin dışında e, devlet bir e, binalarında devlet diyebileceğimiz yani resmi kamus e, Sallarda da çoğunlukla şey var yani Fransızca falan o dönem e, var. Mesela şeyin e, o zamanki Osmanlı Merkez Bankası yerine geçen Osmanlı Bankası. Her ne kadar yani hissedarları İngiltere, Fransa da aynı zamanda olmakla beraber. Mesela onun avlusuna girdiğiniz zaman e, iç bina e, şeyinde merdivenlerden çıkıp sağ ve solda karşı karşıya Latince bir e, vecize var. Ee, yani şeyin e, servet kazanmanın e, zenginleşmenin eee yani öven yani şey açısından ve onun tam karşısında da Kur'an'dan bir hadis var aynı anlama gelen yaklaşık olarak karşı karşıya onu görüyoruz ilginç mesela bu ve Osmanlı Bankası'nın az ilerisinde de hemen şeyi görüyoruz kamando merdivenlerinin yanında Osmanlı eski Osmanlı Kredi Bankası yani o komandoların Osmanlı Bankası'nın rakip olan banker ailenin 3-4 kuşak daha sonra Paris e, Fransa'ya göç edecek olan ailenin bankası mesela orada sadece Fransız olarak yazıyor isim. Başka neler olabilir? resmi bina yani kuku, kamusal olarak fazla çok dilli hani izi kalan yok çünkü Cumhuriyet'e geçişte onlar hani Osmanlı armalar bile yani tuğralar bile bazı binalardan kaldırılmış bir dönem bazı çeşmelerden bile yani İlk dönemdeki bir böyle şeyci, girişimcilikle e, ama sonra e, tabii bundan vazgeçilmiş. E, i̇yi ki devam iyi ki de, Evet Çünkü zaten en önemli örneklerinden biri İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur Genelkurmay Başkanlığı'nın dairetteki Tuğra'nın kaldırılması. E, tabii, Diğer tabii. birçok önemli yapıdaki patşah Tuğra'larının silinmekle kaldırılması. Tabii, 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 Bunlar tabii. zaten ata tarihsel olarak da çok büyük bir kültür miratının kaybedilmesi. Kaybedilmesi tabii tabii. Aynı şekilde. Osmanlıca zaten son derece yani sadece Osmanlıca olan kitabelerle ilgili fazla yer yani ancak bir tekabiliyet varsa kullandık ama onlar için zaten ayrı bir çalışma alanı olduğu için bir tek şeyi Sirkeci'deki Büyük pastanenin karşısında yeni restore edilmiş bir han o hanın üstünde kalfa isimleri falan vardı onlar yeni olduğu için onları onlara yer verdik bina fotoğraflarıyla birlikte bir de bir mezar taşı var mesela Yahya Efendi'den. Onda da bir yabancı ülkedeki ülkedeki bir şehir isminin Osmanlıca yazılışını yapmak için Strasbourg'da ölen bir gazetecinin yani Strasbourg'un Osmanlıca yazılışı gerçi şey dönemi ama hala da şey alfabesi alfabe reformundan önce olduğu için harf devrinden Osmanlı eski harflerle yazılmış İlginç diye onu koyduk. Arnavutça mesela çok enteresan. Ee, Arnavutça e, bazı şey, e, şey var. Bir tane modern Arnavutça Latin alfabesiyle bir tek Erikli Baba tekkesinde bir Bektaşi mezarı var. Mezar taşı var o, onu bulduk. Bir de Hristiyan Arnavutlar var tabii bizim şey yapmadığımız e, Ortodoks çoğu. E, onlar bazen Makedonya ise hem Makedonca hem yani Bulgarca hem Rumca kullanıyorlar bazıları. Onları da ya şeyde Karamanlı mezarlığında bir sürü Bulgarca da mezar taşları gördük. Karamanlıca tabi burada biraz şey yapmak lazım. O da çok enteresan. İşte Anadolu'nun ana dili Türkçe olan Rumları. Veya yani Rumca, Rum kilisesine bağlı dinen Ortodoks Hristiyan olan fakat ana dilleri Türkçe olan ve Türkçeyi Rum harfleriyle yazanlar. Bunların mezar taşlarının çoğu da mesela hem bol olarak şeyde buluyoruz. Balıklı Rum manastırında bütün yer döşemesi olarak fakat onun da üstünde devamlı göründüğü için yavaş yavaş onlar da silmi ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Onların bazılarında mesela korumaya alınması çok iyi olabilir. Kesinlikle zaten bu özellikle alfabe meselesi kitabelerden izi çok rahatlıkla sürülebilir. Önemli konulardan birisi. Özellikle dil ve edebiyat bağlamında da yakın dönemde sıkça tartışmaya açılan metinlerden birisi işte sizin de belirttiğiniz gibi Grek alfabeti yazılmış Türkçe metinler, Armeni alfabetini yazılmış Türkçe metinler. Bunu Tabii. bir Ermeni okuyamaz. Bunu ancak e, Türkçe <laughs> bilen ve bu alfabeye vakıf biri okuyabilir ve bu tür şeyler de zaten hem çok imparatorluk imparatorluğa ait bir şey hem de o süreci, o dönemi ve o etnik kökenlere dair, vurgulara dair de aslında okuyan kişiye, bakan kişiye dair birçok şey söyleyen unsurlar. Bir de e, kaybol olan diller arasında şimdi dikkatini çekmek lazım. E, Türkiye Yahudilerinin, İspanya'dan gelenlerin e, daha çok konuştuğu Safarad Yahudilerin Ladino. Ladino da bugün kaybolma sürecinde olan e, bir dil ve bu dilde de gerek İbr İbrani alfabeleriyle gerek Latin alfabeleriyle olan e, mezar taşlarından çok az kalmış vaziyette. E, mesela bazıları e, Hasköy'deki mezarlık bütün çevre yollarıyla Şimdi bir avuç kadar bir, bir yer kapsıyor. Ee, şeyde rastlıyoruz, İtalyan Yahudi mezarlığında da birkaç örneğe rastlıyoruz. Bazıları İbrani alfabesiyle yazılmış, bazıları dediğim gibi e, Latin harfleriyle. Bir de mesela şeydeki Karayimler var. Karayim mezarlığı var e, kulaksızın orada. Mesela orada da tek tük... En eski Yahudi mezarları tipinde yani bunlar Osmanlı'daki bazı mezarları andıran şekilde tabut şeklinde inşa edilip üstleri İbranice yazılarla süslü. Onlardan da tek tük kalmış vaziyette. Çok enteresan. Mesela bir tanesini şeyde rastladım ben. Merkez Efendi'de de bir kenarda bazen bir Yahudi mezar taşı çıkıyor veya mezarı çıkıyor. Eyüp'te bir vakfın bahçesinde geçerken baktık iki tane Yahudi mezar taşı vardı. Yani onların kime ait olduğu, ne zamandan kaldığı filan tabii meşhur hepsi araştırma konusu olabilecek şeyler. Kesinlikle. Bu noktada aslında biraz programdan önce de bahsettiğim bir konuya gelmek istiyorum. O benim için de renkli ve önemli bir konu. Ben bahsetmişim benim doktora tez konum da modern Türk edebiyatında apartman imgesinin dönüşümüydü. Bu kitabın da birinci bölümü ve hemen hemen en geniş bölümlerinden birisi aslında bu apartman konusuna ayrılıyor ve siz bu bölümü aslında biraz coğrafi olarak da ayırıyorsunuz. İşte Balat'taki apartmanlar, Emin Eminönü'ndeki apartmanlar, Beyoğlu apartmanları şeklinde. şunu da bir de öte taraftan biliyoruz. Özellikle İmparatorluk İstanbul'unda her bölgenin farklı bir etnik gruba, farklı bir dini gruba ayrılması söz konusu. İmparatorluğun böyle bir dağılımı var hemen hemen. Var ama Batı anlamındaki geto gibi değil. Di, gibi değil tabii ki. Yine Osmanlı'ya e, mahsus. Geçiş geçişkenlik olan ve e, belli miktarda karışık yani gayrimüslim bile olsa farklı gayrimüslimlerin bir arada da yaşayabildiği, işlerinde Müslüman ailelerin de olabildiği zaten çünkü birbirleriyle aralarında böyle bir kesişen mahalleler. Kesinlikle. Doğru apartman kültürünün giderek artmasının birkaç sebebi var tabii ki apartmana geçiş bir yandan şey e, yangınlar ve depremlerden sonra e, yeni e, imarları açıldığı zaman artık apartmana geçiliyor. Beyoğlu'ndaki ilk apartmanların yapılması ve e, elçilik binalarının gelmesine bağlı biraz onlar hepsi eskiden Galata'dayken veba ve kolera salgınlarından daha temiz havaya sahip Beyoğlu tepelerine çıkma eğilimi gösteriyor ilk defa. Herhalde 17. yüzyılın sonu 18. yüzyıl başlarında filan o zaman Beyoğlu bağları diye geçiyor zaten sadece bazı konaklar var. Meşhur Beyoğlu adı da, da zaten Venedik Balyosu e, Balyos e Grifti Bey'in e, e, gayrimeşru e, oğlu büyük bir tüccar ve onun bir konağı var. E, Balyoğlu, Balyo elçi demek, Balyoğlu Beyoğlu aynı halk dilinde geçmiş. Şimdi o Beyoğlu'na elçilikler taşındıktan sonra yapılan ilk kagir binalarda sadece elçilik personeli e, oturuyor. Yani ilk başta, ilk açılmada ve zamanla e, mesela varlıklı insanlar apartmanlar yaptılar ama kiraya vermek için, oturmak için değil. Daha sonra bir yüzyıl sonra 19. yüzyılda bayağı bir e, önem kazanıyor. bir İstanbul'un bir Frank mahallesi bir e, şeyi oluyor. Yani çoğu gelen yabancı e, gezginler en eleştiren bile e, hiçbir yani e, Beyoğlu'nda dolaştığın zaman Pera'da e, herhangi bir Fransız taşra şehrinden hiçbir farkı yok diyebilecek kadar bir e, özelliği var. E, en son da gayrimüslimlerin her türlü ticaret yapabilmesi Abdülmecid'den sonra... ...bütün Avrupa malları ve dükkanlar, lüks veya gündelik malların... ...satılabildiği büyük bir alışveriş merkezi haline de dönüşüyor Beyoğlu. Yani Beyoğlu'nun gelişme hikayesi o. Ondan sonra en son 1870 yangınından sonra... Taksim ve eskiden mezarlık olan Taksim, işte taşınıyor mezarlar. Hem Taksim hem de Pangaltı istikametine doğru. Çünkü Pangaltı'da e, eş, ava gidenlerin yani Mecdiye köyü falan tarafında ava gidenlerin e, konakladıkları Pangal'da, bir İtalya'nın kurduğu bir kır bahçesi var. Yani avcıların geldiği yemek yedikleri bir, bir yer Pangaltı. E, fakat şeyler de çok karışık e, o zaman yani İstanbul, Taksim sonrası Pangaltı olarak anılıyor mesela hemen Elmadağ'da Pangaltı Palas var ki Pangaltı daha sonra çok daha ilerisinde biz şey yapacağız Harbiye var öncesinde şimdi artık hiç adı geçmeyen Altın Bakkal diye bir sert var e, Harbiye ile e, Elmadağ arası hani apartman şey biraz öyle Türklerin, Müslümanların apartman şeyleri ilk başta büyük sorular paşaların apartmanlarıyla başlıyor. Onlar da Abdülhamit dönemi Dolmabahçe'den daha çok Yıldız'a geçtikten sonra Yıldız'da yeteri kadar yer olmadığı için artık işte bazıları Teşvikiye'de apartmanlar yaptırıp yerleşiyorlar. Bazıları Beyoğlu'nda ile başta olduğu için çünkü makbul semtler oralar. Yihangir. Hani i̇şte Arif Paşa'ydı, Ragıp Paşa'ydı. İşte Eğriboz'u, Sarıca Ragıp Paşa'lar falan. Yani o apart apartmanlar e, sürüyor. Yani günümüze kadar bazıları e, gelmiş vaziyette. Kesinlikle. Peki ben bu noktada aslında şuna da değinmek istiyorum. Çünkü buradaki önemli başlıklardan birisi her bir semtteki apartmanlar ve bu apartman kitabelerinin... bir de söyledikleri. Şimdi siz biraz bahsettiniz. Çok keskin sınırlar yok tabii ki Osmanlı İmparatorluk İstanbulunda da payitahtında ancak yine de belirli mahalleşme adımları var. Dediğiniz gibi mesela Osmanlı Paşalarının yavaş yavaş Harbiye'ye, Şişli'ye ve Cihangir'e gelme sebeplerinden birisi zaten çok rasyonel bir şekilde saraya olabilecek en yakın noktada durmak aslında. Tabii. E, apartman hayatına geçmelerinde iki temel nedeni var. Birincisi belki zaten bahsettiğimiz bu batılılaşma hikayesine paralel bir şekilde artık konak hayatından e, daha batılı tarzda bir hayatın habercisi olan, ön ayağı olan apartmana geçiş. Bir diğer sebebi de tabii ki bu yangınlardan kaçmak, daha uzun süre hayatta kalan binalar inşa etmekte Dolayısıyla çok rasyonel sebepler bunlar. Ee, ama bu apartmanların da bu kitabların söyledikleri bir de bazı şeyler var. Bu Şişli apartmanları, Balat apartmanları, per apartmanları, her birinin farklı kimlikleri var, farklı unsurları var. Mimarları farklı, alfabeleri farklı, içerisinde yaşayanlar farklı. Bu evet. o coğrafi farklara baktığımızda peki nasıl bir ayrım yapmak gerekir? İlk başta şey diyemeyiz yani bazen Apartman sahibi e, yani Ermeniler Ermeni mimara Rumlar Rum mimara e, e, çoğunlukla e, rağbet etseler bile bunun istisnaları rahatlıkla olabiliyor. Çok yaygın. Levanten mimarlar çok var e, ve bir dönem 19 yüzyılda yüzyılda. E, yani gayrimüslimlerin e, mimaride, Avrupa tipi taş mimaride öne çıkmaları ilk eski hassa e, mimarlarının mektepleri e, kapandıktan sonra yani usta çırak şeyiyle Müslümanların fazla rağbet etmemelerinden daha geç dönem e, onlar rağbet edecekler. Yani Vedat Tekler şeyler gibi yani me mektebi nefi, sanayi den yetişecek olanlar bazıları diğer e, İstanbul'un gayrimüslim e, mimarları gibi Avrupa'daki, Fransa'daki başta olmak üzere veya Almanya veya İtalya'daki mimari ve güzel sanatlarda okuyacaklar. Ve o bizdeki eee milli akım denen ekol ortaya çıkacak. Ne yazık ki o da Cumhuriyet'te de fazla devam etmeyecek. Yani 30'lara kadar göreceğiz. Yani 40'lardan sonra filan artık o mimaride terk ediliyor. Çok sıradan hele daha sonraları 50 sonrası tamamen sıradan basıfsız binalarla doluyor şehir. Başka ne diyebilirim? bu mesela şişli apartmanlarıyla Galata apartmanlarına bir baktığımda arada belirgin farklar görebilir miyim peki Mesut Bey bu kitabelerde? Çok devirlerinde... fazla değil kitabelerde de e, teşvik edeki apartmanlarda tabi biraz daha geç nişan şişlidekiler geç olduğu için e, bazıları da mesela şeyi görüyoruz. Giritliyan apartmanında veya Tahta Brunnen apartmanı var. Bilhassa Tahta Brunnen apartmanını birazdan dinleyeceğim. Çok ilginç bir hikayesi var. Onlar e, mesela e, imla olarak Giritliyan'da e, Mesela bir i harfi eksik falan ama daha şey oturmamış. Alfabeye. Alfabeye be. alfa yeni geçilmiş herhalde. 1926 falan olsa gerek. 26-27 alfabe değişikliğinde zaten 27'de oluyor. Evet yani o dönemler olsa gerek. Bazıları da yani Latin alfabesine e, Fransızca'dan, e, hakim oldukları için e, öngörüp şey yapmışlar. Öyle de yapılmış olabilir ya da tarihler de kesilebilir. Çünkü e, gerçekten birçok bina üstünde e, detaylı bilgi bulma çok zor. E, işte mesela tahta Apartmanı kısaca değineyim. Ee, çocuk olan bir hep dikkatimi çeker güldürürdü beni nedir acaba falan diye. Sonunda tahta ailesinin izini buldum. Ee, tahta ailesi bir kısmı işte büyük dedeler şeyken işte bankacı, bakkaliye, toptancıları falan. Ee, daha sonra e, ikinci kuşakta şey var tekstilciler çok var. Ailenin bir kısmı Hala 30'lara kadar Sultanamam'da tekstilciye devam etmişler. Sonra kapanmış. Büyük ihtimalle onlar apartmanı yaptıranlar, ailenin bir kısmı, bir ferdi. Manchester'a 1920'lerin sonunda göç etmişler ve Manchester'da hatta Manchester Textile United diye ihracatçılar bilgini kurmuşlar Manchester'da. Adam oradaki oraya giden soyadını tahta olarak kısaltmış. Onun oğlu Dikran İngilizce adıyla Dik Tahta 2016'da vefat etmiş. İngiltere'nin en büyük matematikçilerinden biri ve ölümünde Guardian'da iki sayfa komple yazı var. İşlerinde en dikkati çeken meşhur Hawkins'in eğer Mr. Diktahta benim matematik hocam olmasaydı ben asla Newton'un profesörlük kürsüsüne oturamazdım. Şeyle bitiriyor sözünü. Yani bu bizim tamamen elimizden kaçırdığımız, unuttuğumuz bir hikaye. Aynı şekilde bir e, oraya çok yakın olan Osman Bey Otobüs Durağı'nın az gerisinde bir 2-3 e, katlı çok güzel bir mimari şahesili bir bina var. Ve e, yani yıkılmamış üstüne arkasına e, ilave yapılmamış e, olduğu gibi kalmış şeyin eşi aşağı yukarı küçük modeli. Ayaspaşa'daki, Gümüşsuyundaki Ayaspaşa Palas adı olan eski Azaryan apartmanı. Bu apartmanın da adı Pervitiş şeylerinden bulabildim. Maksut Çahpaz evi diye geçiyor. Maksut Çahpaz kimdir? Ha önce mimar Levon Güregyan. Levon Güregyan az sayıda Türkiye'de yapmış Trabzon kökenli bir mimar, Ermeni mimar. Sonra İtalya'da okumuş ve daha sonra da İtalya'ya gitmiş, yerleşmiş. İtalya'da hakkında muazzam kitaplar, yayınlar ve şeyler var. İtalya'da çok e, ünlenmiş bir mimar. Ve bu iki eser şaheser e, mimari açısından, neobarok stilinde dikkati çeker. E, Maksut Cahbatı'da Sonunda 30'larda izini buldum gazete ilanlarında. Marxus Şahbaz'ın ölüm ilanını buldum Cumhuriyet gazetesinde 1936 sanırım. Şey diyor e, ilanda e, İstanbul'un sevilen kuyumcularından ve e, Mektebi Sultaninin ilk öğrencilerinden e, Marxus Şahbaz vefat etmiştir. Cenazesi Galatasaray 3 Haran Ermeni Kilisesinden kalkacaktır diye Böylece Onun da Ermeni olduğunu anlamış oldum. ve şey, yani ilginç. Yani tamamen unutulmuş bir, bir hikaye daha. E bu hikayelerin her birinin böyle kitabeler üzerinden ortaya çıktığını bilmek, bunun bu öyle bir ne diyelim ortaya enter çıkartmakta bence çok ümitli okullardan birisi. E, tabii biraz dedektiflik gibi yani sürme şeyine yarıyor ki evet. yani iki sene gibi bir zaman diliminde yapmak zorunda kaldığımız için hani bütün bunlar bir başlangıç olsun. Başka araştırmacılar daha da bunları geliştirsin tabii bütün şeyimiz. Bunlar biraz çoğu ipucu verici bilgiler. Mesela Rum mimarların çoğunun büyük ihtimalle Yunanistan'a gittiklerini, orada devam ettiklerini tahmin ediyoruz. Bazılarının izleri var, bazılarının yok. Sadece orada da e, bahsetmek istediğim bir Victor At Ataman ya da Cumhuriyet döneminde Victor Ataman diye geçen bir mimar var. E, o e, Fransız konsolosunun tam karşısında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki Taksim Palas apartmanı. Orada da hem Latin alfabesiyle hem Osmanlıca yazar. O mimarın e, hikayesi de e, Cumhuriyet döneminde. Çok sayıda devlet ihalesi almış oldu. Fabrika, liman, e, istasyon yapımlarında bulunduğu, e, Beyazıt Meydanı'nın e, düzenlenmesi, o havuzun yapılmasını e, yapan bir mimar. Ben de, na, nasıl bir Rum mimar bu kadar başarılı ve Cumhuriyet döneminde hiç şey olmadan çılgınç diye ararken adam o, onun da Mektebi Sultanı Galatasaray mezunu oldu. E, yani oradan olan bağlantılarıyla mesleki hayatını sürdürebildiğim 940'ların sonlarında vefat etmiş Büyükada'da. Onun hikayesini bulabildik ama birçok bulamadığımız tabii aynı şekilde mimar var. Ermeni mimarlar için de aynı şey geçerli. Bir de tabii imza taşımayan e, binalar da var. Bilemiyoruz kime aitti. İşte e, yani bu araştırmaya e, artık devam edilmesi gereken e, toplumsal hafızanın bir puzzle gibi artık o taşların bir araya getirilmesi gerekiyor. Bir de işte tamamen kaybolmadan bir envanterinin yapılması gibi diyelim. Kesinlikle bu anlamda zaten bu bir başucu kitabı, bir giriş kitabı olarak belki addedilebilir. Ardından eminim ben daha farklı çalışmalar gelecektir. Ben bir parantezde aslında sizin yine bu yıl geçtiğimiz haftalarda aslında İKSV'de gösterilen Hı. umarım yakın dönemde tekrar izleme şansı bulabileceğimiz belgesel çalışmanı değinmek istiyorum. Gökup Bey'in Sedaları. Yine bu, bu belgesel bu kitaba paralel bir şekilde de düşünebilir. Başka bir bağlamda da düşünebilir. Çünkü İklimler Merkezi'nde İstanbul İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e geçiş o çok kültürlü, çok dinli ve çok dilli yapı var. Ee, din bu belgelerde de biraz aslında Dinler arasındaki ilişkiyi biraz musiki üzerinden ele, ele alıyorsunuz ve gerek koro müziğinde gerek daha dini e, müziklerdeki geçişler, birbirlerine aktarmalar, transferler belki, e, melodiler üzerinde duruyorsunuz. Bu yine e, İstanbul bağlamında düşünmek bile bence çok keyifli ve çok özel bir konu. Bu belgeselin yapısı, bu musiki üzerinden bu dinler arasındaki ilişkiye dair İstanbul'un e, izleyicilere sunduğu atmosfere dair neler söylemek mümkün? Şimdi İstanbul temelinde baktığımız zaman bütün dini müziklerin bir ortak yapı üstüne kurulu olduğunu, bu yapının da e, makam sistemine, makam yani müzikal modlar makam sistemi üstünde dayalı olduğunu görüyoruz. Onun için aynı makamda bir Rumca ilahiden Türkçe ilahi veya Ermenice ilahi geçtiğiniz zaman bazen e, ayırt etmeniz mümkün bile değil. Yani onun farkına varma Bunu ilk ben gençliğimde, gençliğimde demeyeyim de yani e, ilk defa Patrikhane'ye gidip bir e, ayine katılmıştım. Böyle şey hissi uyandı içimde. Sanki Rumca bir mevlüt dinlemişim gibi geldi. Ve sonradan eee o zamanlar e, üniversite yıllarında da e, e, hocam olan e, İstanbullu yine Stefan Yarasimos'un da büyük hastasıydı bunun üstüneydi. O teşvik ediyordu bu gibi e, makam müziği çalışmalarını. Çünkü bizim klasik Türk müziği musikisi dediğimiz e, köken olarak saray ve elit müziğinin kökeninde de zaten Bizans saray müziği var. Aynı zamanda bir açıdan da İran, e, biz makam diyoruz İranlar Mugam deniyor ve bunun sınırları bütün yani Osmanlı e, Bizans coğrafyaları hatta Hindistan'a kadar gidiyor ve bütün Orta Doğu'yu kaplıyor. İlk başlarda e, anladığımız kadarıyla müzikologların an, anlattıklarına göre Batı müziğinde de bu makamlar buna benzer makamlar var. Fakat onlar 17. yüzyılda 18. yüzyılda tonal müziğe geçip sadece minör ve majör. Minör ve majör de aslında e, birer makam. Onların arasında e, bir sınırlama yapıyorlar ve öyle devam ediyor. Fakat yani iz sürülebilirliği e, makam müziğinin o e, tarihsel olarak baktığımız zaman e, Bizans, Roma, Doğu Roma e, Antik Yunan'a kadar gidiyor ama Antik Yunan'da da kalmıyor. Yani o makamların o zamanki isimleri bütün Batı Anadolu'nun e, bölge isimleri. Yani e, o zamanki Rumca isimleri makama e, Rumca İhos ses deniyor. Yani farklı ses şeyleri olarak. Oradan e, geri de gidebiliyoruz çünkü daha da eskisinde hem eski Mısır'da var makam. Hem de Mezopotamya kökenli daha da eskilere Sümerlere kadar gidebiliyor. Ve e, bunlardan mesela filmde onu artık kısaltmak zorunda kaldığı için bazı şeyleri kullanmadık belki. Mesela Mısır tapınaklarında da fresklerde e, neyin kullandığını görüyoruz. Neyin tapınak müziği yaptığını. E Sümerlerde de mesela şey var na ve ne diye iki tane bas ve şey tiz iki ney olduğunu görüyoruz. Ve mesela şey Mezopotamya'da ney ve flütler sadece cenaze törenlerinde kullanılırmış. Böyle ilginç şeyler var yani bir tarihsel süreklilik var. İstanbul temelinde de bütün buradaki inançlar aynı makam e, havzası içinde yer alıyorlar. Bunların içinde İstanbul'dan biraz uzak olmak ve İstanbul'daki varlığı geç olan belki diyebiliriz ama kendisi çok eski olan e, Süryani müziğinde de aynı şey var. Onlar da Akadiye makamları e, adı altında o Mezopotamya makamlarına şey yapıyorlar. Onların belli sayıda olanlarını e, kiliseye e, yapmışlar. Çünkü e, kutsal metinleri yani dümdüz okuyarak kimsenin aklında kalmadı. Makamla okunduğu zaman bunun daha sevilerek daha ezberlenebilir, sürdürülebilir olması tabii bunun şeyinde. Aşağı yukarı bütün dinlerde aynı şey var. Yahudilerde de aynı şekilde maftirim denen bir Yahudi tasavvuf müziği var. O da Edirne sarayıyla bir iç içe geçiyor. Bir de zaten eski şeylere baktığımız zaman biz eee minyatürlere ve şeylere eee Mevlevi hanelerin de neredeyse birer eee konservatuvar gibi olduğu, müzik merkezi olduğu ve her dinden insanların gelip birlikte müzik yaptıklarını kıyafetlerinden hangi dinlerden olabileceklerini tahmin edeceğimiz bir şey var. Saraydaki müzisyenlerin içinde Ermeni'si de var, Rum da var, Yahudi de var. Bunların zaten klasik Türk müziğindeki bestekarlardan da çok güzel görüyoruz. Yani onları biraz gösterip ne kadar bir ortak kültürü aslında paylaştığımızın farkındalığını yaratma amacı gidiyordu o filmde biraz. İstanbul'da zaten tüm münferin konuşulması için aslında en önemli merkezlerden birisi ve bu tabii. anlamda bir de çok fazla zaten malzeme verdiğini söylemek mümkün. Tabii. tabii. Çok teşekkürler Mesut Bey. Ben teşekkür ederim. Bugün Şehir Happy programında Mesut Tufan ile birlikte İstanbul'da çok dilli kitabiler ve aynı zamanda buna paralel bir şekilde Ne nedaları başlıklı belgesel üzerine konuştuk. İstanbul'un çok dilli, çok kültürlü, çok dinli yapısına e, kitabeler ve mutikü üzerinden bir açılım getirmeye çalıştık. E, Haftaya şehir Hepimizin programında yeni bir konukla görüşmek üzere herkese çok teşekkürler.